bugün de bu İsrail'in soykırımını durdurmak için adalet anlamında ne yapabiliriz? Bunun çabasıyla oluşmuş bir panel. Biliyorsunuz İsrail sorunu sadece insani vicdani bir sorun değil, bir açıdan da adalet sorunu. Nasıl adalet sorunu? Şöyle, meşhur bir ilkedir. Cezasızlık da aslında bir hak ihlalidir, adaletsizliktir. İsrail'in yıllardır, onlarca yıldır, yani yaklaşık kurulduğu günden beri diyebiliriz, soykırım kelimesiyle karşılanacak onlarca eylemi olduğu halde bugüne kadar ceza almamıştır. Yani bu ceza almamasından beslenen, büyüyen bir soykırım var. Ve bu cezalandırılmadığı müddetçe de, ceza müesseseleri oluşturulmadığı müddetçe de bu devam edecektir. Yani bir taraftan soykırım devam edip siz soykırımı durdurmak için bir şey yapmazsanız, yani uluslararası sistem dediğimiz, uluslararası hukuk dediğimiz hukuk bu konuda bunu durduracak mekanizmalar oluşturmazsa bu devam eder yani. Malumunuz, herkes bilir, 1946 yılında Nürnberg mahkemeleri kuruldu. O mahkemeler niçin kurulmuştu? Nazi Almanya'da Hitler'in, Nazilerin Yahudilere karşı işlemiş olduğu suçları, soykırım suçlarını yargılamak üzerine kurulmuştu ve dünyanın değişik yerlerinden Naziler toplanıp o Nürnberg mahkemelerinde yargılandılar. Ve bunun sonucunda ne oldu? Dünyada aslında Nazizm bitti aslında. Yani çok, ya da çok azaldı. Belki şu an halen Nazinin taraftarları vardır ama Nazi saldırganlığı, devlet olarak Nazi saldırganlığı bitti. Ama ondan katlarca, yani onlarca kat daha fazla soykırım yapan bir İsrail'le karşı karşıyayız. Ama buna karşılık herhangi bir, bunları durduracak bir mahkeme henüz oluşmadı. Bunları durduracak bir mekanizma oluşmadı. Bu oluşmadığı müddetçe de şey devam edecek maalesef. Soykırım devam edecek yani. Bugün buradaki panelimizin amaçlarından bir tanesi, İsrail'i böyle bir mekanizmayı nasıl oluşturabiliriz? Yani İsrail'i uluslararası hukuk çerçevesinde nasıl yargılayabiliriz? Hangi çerçevede tanımlayabiliriz? Bunun çabasıyla oluşmuş bir panelimiz. Panelin başlığı yabancı terörist savaşçılar. O odak olsa da aslında temel niyetimiz şu. Yani bu kavramlar üzerinden hangi kavramlarla İsrail dünyada şey yapılabilir? Bir Nazi gibi, Naziler gibi suçlanabilir soykırım suçuyla ve her ülkede, yani bunu kabul eden her ülkede nasıl yargılanabilir? Hangi hukuk çerçevesinde yargılanabilir? Bunun çabasıyla oluşmuş bir panel. 1948'de, 46 yılındaki o Nürnberg mahkemelerinden sonra 48 yılında tekrarlanmasın diye aslında şey oluşmuş. Birleşmiş Milletler kapsamında savaş soykırım suçlarıyla ilgili sözleşme imzaya açılmış ve dünyanın neredeyse tüm ülkeleri bu sözleşmeyi imzalamış. Türkiye de bu sözleşmenin tarafı imzalamış. 48 yılında, ama Nazi'yi engellemişler, ama o sözleşme, soykırım sözleşmesi maalesef İsrail'in soykırımını engelleyemedi. Nitekim İsrail'in şu an yaptığı o soykırım sözleşmesinin tarif ettiği maddeler, yani soykırımla ilgili tarif ettiği maddeler, o maddeleri yazan insanların tahayyülünü de aşan boyutta kat kat daha fazla zulüm ve daha fazla ihlal. Yani şu an belki de o soykırım sözleşmesinin de yenilenmesi gerekiyor. Yani soykırım sözleşmesi, soykırım tanımı İsrail'in şu an yaptıkları yanında yetersiz kalıyor. Yani soykırım sözleşmesinin de belki yenilenmesi gerekiyor. Kıymetli misafirler, izninizle sizleri daha fazla bekletmeden alanında uzman, birbirinden değerli panelistlerimizi davet etmek istiyorum. AİBİR Başkanı ve akademisyen olan Profesör Doktor Fatih Savaşan Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve akademisyen olan Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Kudüs Bilinci Derneği'nden hukukçu avukat Mustafa Eminoğlu Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Mazlum Der Ankara Şube Başkanı avukat Osman Yurt Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Önder Sivil Diplomasi Merkezi'nden uzman sosyolog İsmail Mansur Özdemir Beyefendi'yi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Davetimize icabet ettiniz. Bu akşam bizimle beraber çok önemli bir konuyu inşallah tartışmış olacağız hep beraber. Değerli arkadaşlar, hepinizin
yaklaşık 9 aydır takip ettiğimiz olaylar zinciri başladı. Ama buradakilerin hepsinin malum olduğu üzere her şey 7 Ekim'de de başlamadı. İsrail dediğimiz terör yapılanmasının tarihçesine baktığımız zaman kendisi ortaya çıkmadan önce bile bir tür şiddete dayalı bir yapıdan aslında bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki Haziran'ın her zaman bunu yaptığı gibi bir defa olayları sanki 7 Ekim'de bir direniş örgütü olan Hamas'ın yaptığı mücadeleyle, Aksa tufanıyla başlatmak ve sanki her şeyin müsebbibi Hamas gibi gösterme konusunda biz hassasız, öyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bir akış hazırladık. Akışta özellikle bu kavramsal çerçeveyi oturtmak ve meselenin bir de sosyolojik boyutunu ortaya koymak üzere bir başlangıç yapacağız. Hukuksal boyutuna ve ardından uluslararası ilişkiler boyutuna geçeceğiz. Ben İsmail Mansur Bey ile izninizle başlamak istiyorum ve kendisinden yabancı terörist savaşçı kavramının açıklamasını rica ediyorum. Günündeyiz bugün. Tabii sivil toplum kuruluşlarının temel pek çok vazifesi var. Toplumu bilgilendirmenin ötesinde uluslararası kuruluşlarla devletler ve politika yapıcılar üzerinde de baskılar oluşturmak icap ediyor. Bu anlamda bugün aslında Müslümanların aleyhine kullanılan bir mefhum olarak yabancı terörist savaşçı kavramının üzerinden bir okuma yapacağız size. Tabii 10 dakika kapsamlı bir mesele için kısıtlı bir vakit. Onun için kolayca aksın diye bir kısa sunum hazırlamış oldum. Sunumumun başlığı İsrail'in Gazze'deki yabancı terörist savaşçıları ve küresel terörle mücadelenin temel kodları. Kıymetli dostlar, 7 Ekim itibariyle ortaya çıkan manzara artık açık deliller, açık kaynaklar, soykırım perspektifinin umdelerine uygun bir mantıkla artık bir soykırım olarak işliyor ve dünyada ilk defa bir soykırım davası, soykırım devam ederken görülmeye çalışılıyor. Teşekkür ederiz. Cidden ülkemizde de muhtemelen var. İsrail öyle bir yapılanma ki zaten Yahudilerin arasında o hastalıklı ideoloji biraz daha ateşli olanlardan daha fazla olmak üzere kabul görebilmekte. Dolayısıyla muhtemelen ülkemizdeki Yahudilerden de yabancı savaşçı devşirmekte. Ve Mustafa Bey'e de bu konuya da paralel olarak devamında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yürüyen bir takım süreçler var. Sayın hocalarım, sevgili katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hocamızın bahsettiği gibi evrensel yargı yetkisi bağlamında soykırım suçu faillerinin Türkiye'de yargılanması başlıklı tebliğimi sunacağım. Sunum akışımda öncelikle soykırım suçunun tanımı, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ayrımı, mahkemeler nezdinde yaşanan güncel gelişmeler, son gelişmeler ve evrensel yargı yetkisi ile dava örnekleriyle bitireceğim. Hepimiz malum soykırımı söylüyoruz, Gazze'de yaşananlar soykırım. Ama burada biz hukuki bir terim olarak soykırım suçunun ne olduğunu, unsurlarını çok kısaca tanımlamam gerekiyor. Bir toplulukta bir etnik grubun, ulusal grubun kısmen veya tamamen yok edilmesi kastıyla onların öldürülmesi, o gruba zarar verilmesi, o gruptaki doğan bebeklerin öldürülmesi, doğum oranlarının, doğumların engellenmesi ve o grubun nakledilmesine soykırım suçu diyoruz. İsrail'in Filistin'de işlediği soykırım, savaş suçları, insanlara karşı suçların takibi ve cezalandırılması için ulusal ve uluslararası hukuk yollarına sizden bir sözü dinleyelim. Buyurun. Sizlerle birlikte olmak gerçekten çok sevindirici. Çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle birlikte böyle değerli bir panelde olmak çok sevindirici. Arkadaşlarımızın burada olması hepsine teşekkür etmemiz de gerektiriyor. 8 aydır insanlık genelde Filistin'de, özellikle Gazze'de canlı yayında bir trajediyi seyrediyor. Bir coğrafyanın yerle bir edildiği, neredeyse taş üstünde kalmayan
yerleşim yerlerinden söz ediyoruz. Uçan sinek bile vuruluyor. Artık normalleşme gibi algılanan bir felaketle yüz yüzeyiz. Her ne kadar belgesel kanalları 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen, sürülen, aşağılanan Yahudileri gözümüzün önünde tutuyorsa da bu o zaman ağlayarak yürüyen bir Yahudi vesilesiyle hemen yanı başımızda ağlayarak yürüyen Filistinli kadının daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Evet kıymetli hocam. Yani bu tabii konuştuğumuz konular, hukuksal konular ve hepimizin bireysel olarak kanaatlerinin de olduğu konular. Ama maalesef işin bir de uluslararası ilişkiler boyutu var. Biraz önce Mustafa Bey'in de söylediği gibi uluslararası hukuk mekanizması maalesef tesis edilmemiş. Kolluk gücü olmayan bir alanı aynı zamanda gösteriyor. Ve uluslararası ilişkiler bağlamında bu konuştuğumuz mevzuları bir yere oturtmamız lazım. Bunu da kıymetli hocam Muhammed Hüseyin Mercan'dan rica edeceğiz. Hem yabancı terörist savaşçılar hem de biraz önce bahsi geçen tüm hukuksal süreçlerde uluslararası ilişkiler bu süreçte uluslararası ilişkiler zemininde hocamızın analiz etmesini rica ediyoruz. Hatiplerin, değerli hatiplerin temas ettiği noktalara baktığımızda çok net bir şekilde yapabileceğimiz bir tespit var. Mesele aslında norm eksikliğinden kaynaklanan, hukuki zemin eksikliğinden, hukuki çerçeve eksikliğinden kaynaklanan bir durum söz konusu değil. Mesele yani eylemsizliğin bugün 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan süreçlere baktığımızda, hatta daha da ötesine gittiğimizde 7 Ekim öncesindeki işgal süreçlerine baktığımızda, tedrici olarak devam eden, tedrici olarak gözlemlediğimiz katliamlara ya da 10 yıllardır, uzun 10 yıllara yayılan bir soykırım sürecini dikkate aldığımızda, uluslararası toplumun eylemsizliğinin altında yatan şey, normsuzluktan ziyade iradesizlik. Şunu sadece ifade etmem gerekiyor. Biz bugüne kadar hep işgal devletinin ürettiği kavramsal çerçeve üzerinden aslında Filistin meselesini, İsrail meselesini okuduk. 7 Ekim ezberleri bozdu. 7 Ekim hem psikolojik bir kırılmaya hem de epistemolojik bir kırılmaya yol açtı ve böylece söylem üstünlüğünün ilk defa Filistin tarafına geçmesini ve bunun üzerinden de uluslararası arenada yeni bir algılama biçiminin, yeni bir perspektif oluşmasının imkanını tanıdı. İşte biz de bu boşluktan yararlanarak, bu fırsattan istifade ederek yeni kavram setleri üretmek ve bu yeni kavram setleriyle beraber aslında uluslararası topluma haykırmamız gerekiyor. Tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.